Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümde daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Christian'da karın kası zorlaması varmış. Oynasın abi six pack yapacağım diye niye bu kadar kasıyorsun yiydim Daha güzel haber Mbappe yok Leon yok var ya. Haydi bakalım patlıyoruz beyler. Patlıyoruz. Haydi bakalım. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Deplasman Geçen seneki gibi bir iki gol yağdırabilirsek efsane olur. Efsane. Face'i uzun sahne olur. Çok güzel olur. Ya çık oyna ya. Forma giymesi tavsiye edilmiyor diyor ya. Acılar. Oynatacağım abi. Tavsiye mavsiye dinleyecek halim yok. Bulmuşum PSG'yi hem de Mbappe'siz yani. Neymar zaten geçen sezon çok güzel bir penaltı yaptırmıştı. Aynı performansı bir daha bekliyoruz. Kendinizi kanıtlayın aslanlarım. Acaba 4-1-2-3 mi? Geçen sezon 4-1-2-3 mi oynamıştım ben? Ama şeyde 4-2-3-1 diyor. Hemen temkinli yaptım kanatlara yöneldim. Uzaktan şutlarım biraz daha riskli. Evet. Şöyle bir tık öne aldım. Merkezi mi kanatları mı? Neymar'dan dolayı sanki kanatları gibi. Topa dalacağız. Da Haydi bakalım. maça başlayan taraf Galatasaray. Başımıza gözümüze dikkat edelim. Kısa pas yap diyor peki. Yaratıcı oyun beyler. Yaratıcılığınızı görmek istiyorum. Edrinho Sarı gördü. İstekli bir oyun. Allah Allah biraz. Acaba kontrollü hücum mu yani? Çat diye gol yemesek. Dur bakayım biz bu maçı böyle olmazsa 0-0 bir atlatalım da. Biz herhalde kendi evimizde bunları harcarız gibime geliyor. Cavani. Rafinha. Santiago söktü aldı. Giovanni, Adrian. Döndü verdi pasını Pedrinho'ya. Pedrinho. Pedrinho. Ne yaptın Pedrinho? Şimdi Rafinha ile hata kalkmaya çalışıyor PSG. Top Cavani'de. Döndü. Verdi pasını Neymar Junior'a. Aman diyeyim. Aslanım Chris'cim be. Gerçi şu kötüydü ama. Yine de kurtardı, bu kurtardı. mı kurtardı. Luindama kafayla uzaklaştırdı. Ah be. Pedrinho sakin ol yiğidim. Konsantre olun beyler. Gevşeklik istemiyorum. Aslanlarım benim hadi kendinizi kanıtlayın be. Galatasaray'ın gücünü bir gösterin. Hadi bakayım biraz daha paslaşarak gittiğim ne olacak? Bir tık sanki şuradan bir şeylere bir bakalım. Cavani'ye şiddetli bir Neymar'a şiddetli bir pres yapalım. Bence Neymar'ı engellersek bütün işleri hallederiz. Bir de Şuradan sanki zaman geçirme. Sık sık. Ya 0-0'a yatayım mı? Çok atak bulamadık sanki. 0-0'a yatayım ya. PSG deplasmanında 0-0. Yani daha ne olsun. Hemen sakinleş diyorum. Sıca çatışını kullandım PSG top şimdi Cavani'de Sasa Mesoku vallahi salladım Neymar Sasa Mesoku Kim Pembe Bas abi ah Bas 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 Hayır Güzel Şimdi Pelegri ile kontra imkanımız var. Allah'ım geliyoruz. Verdi pasını. Ah be. Al onu. Güzel. Şimdi Pedrinho da top. Buldu, buldu boşluğu. Verdi pasını. Penaltı mı? Penaltı mı? Doğruyu söyle. Penaltı dedi. Ay. Pelegri. 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 Ve gol. Ve gol. Bu 1-0 var ya. Altın değerinde bir 1-0. Deplasman golü. Pelegri'yi nasıl tutacaksınız siz be? Ayı bu hangi bir çocuk aldım? Malı mülkü sattım. Arsayı tarlayı sattım. Hepsini forvete gömdüm. Boşuna gömmedik herhalde. Var bir bildiğimiz. Evet Giovanni'de biraz yorgunluk seziyorum. Bizim için de sanki e, 4-1-2-3'ün zamanı geldi gibime geliyor. Biz istediğimizi aldık. Tamam. Pedrinho'nun bir sarısı var. Şu sarıları birader. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Kalmış şurada 20-30 dakika. Cengiz köşe vuruşunu kullan. Pelegrini. Pelegrini. Dikine mikine oyun yok ya. Dikine mikine oynamıyoruz. Şunu sık sık yap birader. Güzel. Bu top bizde. Rikka. Allah belanı vermesin Rikka ya. O bizde. O bizde. İn aşağı. Tamam kaleye dön. Dön ver şuna. Ya öyle bir pas atıyorsun ki Crisçin. İnsanı çıldırtıyorsun yani be. Ortada pozisyon yokken pozisyon yarattın ha. Yakındakine ver o zaman be. Ya şu oyunu bak konsantre oynayın beni ayar etmeyin artık. Bir de ne diyor bak. Bak bunu almış hissediyor diyor. Dangalak dangalak hareketler yapmasanız bunu almayacaktım şuradan açmıştım sonra da kapatmıştım yani. Ama ben malımı bilirim. Güzel. Şimdi Pelegrin'i de top. Ver Pellegriniye. Ver 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 ver. Dön abi. Bizde güzel. Rikka verdi pasını Pellegriniye. Cengiz'e geldi top. Cengiz'e gel top. Açtı ortası da. Pelekle ve gol! Gol! His wide getler. His wide Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz, His wide getler. Harika! Ya var ya. PSG'yi köpeğimiz yaptık ya. Tokatlıya tokatlıya bir hal olduk. Yazık oldu çocuklara ya. Üzülüyorum da. O kadar Neymar'ları var. Mbappe'leri var filan. Kim pembe diye bir oyuncu almışlar. Adamların hayatı sorularla sorunlarla geçti ya. Siz var ya benim aslanımsınız aslanım. Bütün verdiğim bütün paralar size helal. Ya Tuşel. Ya Tuşel. Ben olsam istifa ederim. Ben olsam istifa ederim. Elimde Neymar olacak, Mbappe olacak, Cavani olacak. Gideceğim bir de Galatasaray 2-0 tokatlanacağım. Ben olsam istifa ederim. Ama işte Galatasaray'ın büyüklüğü bu. Biraz eli yüzü düzgün bir kadro eline geçtiği zaman basıyor şamarı. Basıyor şamarı. Aslanım benim be. Evet. Geriye kendi evimizde bir PSG maçı kaldı. Temkinli mi oynarız, kontrollü hücum mu oynarız? Bilmiyorum. Bence yine temkinli başlamakta ya da dengeli başlamakta. Bence dengeli başlayalım ya. Çok geriye çekilmek de sıkıntı yaratabilir. Haydi bakalım. Gençleri Gençler Birliği maçına gönderiyorum. Şeyi merak ediyorum bir taraftan da ya. Bu sene çıkanlar birçoğu geri düşecek. O kötü oldu. Biraz böyle Süper Lig'in de değişmesini istiyorum. Mesela Gençler Birliği alttan geldi. Tutundu. İstiyorum ki mesela Adana Demir de tutunsun. O Trabzon düşme hattında beyler. Osmanlı Spor filan da tutunsun. Şey bakalım. Hani böyle mesela 3. Lig'den bir takım 1. Lig'e kadar gelsin istiyorum. Baksana Konya, Anadolu, Selçuk spor filan var. Bunlar ikinci ligde miydi zaten? Bodrum Belediye, Bodrum spor. Mesela Sarıyer çıksın istiyorum. Üçüncü ligde mesela çıkmaya yakın kimler var? Baksana abi Ergen'e, Veli Meşe spor. Var ya 4-5 sene sonra bu lig çok değişik bir yer olacak. Tadından yenmeyecek. Oo, 1-1. Çelmeyi taktılar. Ben cersunu kov hoca ya. Şey ne oldu? Konya tutundu mu? Ya var ya Olegunlar adamsın. Oh be. Şu Türkiye Ligi'nin bir çehresi değilsin ya. Şeylerden filan kurtulalım bir ya. Aykut Kocaman olsun, Ersun Yanal olsun. Bir dünya ligi olsun şurası. Hemen rotasyon diyorum. Evet, Ali Yavuz Abraham oynasın. Ali Yavuz'a filan da artık yine biraz daha 21 yaş altı koysak iyi olacak gibi. Kısım oynasın. Onların da gelişimi çok kesilmesin. Ya bir tek Ali Yavuz yedek olur gibi. Tam iyi hazırlamak istiyorum. Çünkü şu an tamamen Şampiyonlar Ligi odaklı gittiğimiz için 4-4-2'ye -4 dönmemiz gerekebilir. Tamam. Allah var. Ali Yavuz çok güzel işler başardı ama yani bir noktadan sonra da gerçekçi olsak fena olmayacak. Yine de ikinci yarım ikinci yarı girerse girsin ya. Haydi Rodriguez, görmüyor musun bunları? Bunları bir gör artık ya. Ayıp ediyorsun ya. Türkiye Süper Liginde bulunan e, demesi çok manidar. Birader bir iyileş artık gözünü seveyim. Şunlara bir ikişer gün vereceğim. Genç Semih'i koyalım. Allah'ım gülme geliyor ya. Genç Semih dedikçe. Bu hayırdır? O gün biz seni 21 yaş altına Ha zaten bu 21 yaş altında. tam sıkıntısı yok. Ben bunu göndermiştim ya. O günden bir cacık olmayacak diye. Unutmuşum onu. Evet. Hemen Dalot'la Cengiz'e bir dinlenme ayarlayacağım. Çocukları iyice bir dinlendireyim. Cengiz yine var ya girdi sonradan katkısını yaptı ha. Aslanım benim. Belki Popey'de o Popeye'nin değeri bayağı artmış. Yedilere çıkmış. Geç abi. Geç abi. Allah'ım yarı final kapıları yeniden aralanıyor mu acaba? Yarı final kapıları yeniden aralanıyor mu acaba? Hemen Mehmet'i övelim. Aslanım benim be. Pas 14 oldu. Çok fena bir kaleci geliyor altyapıdan. Ben size söyleyeyim. Şu az takımda da forma bulmaya başlaması çok iyi oldu. Yalnız Mehmet'e de sanki artık 21 yaş altı desek iyi olacak gibi. Bakayım kaç maç kaldı? Kaldırır abi tempoyu. Kaleciler o kadar yorulmuyor ya. Dedim çat diye Christian sakatlandı. E Ama abi Christian'ınkisi Alman disiplininden. Biraz sal ya. Sixpack'leri çıkartacağım Allah çıkartacağım. Dedim oğlum önemli olan dış görünüş değil. içi sağlam olsun. Yok takmış karyusunda var ben de olacağım da falan da. Gençlik işte. İyileş artık be. Şu top dağıtımını yine taktik yapacağım. Bu son gün taktik çalışmaları ve rakip analizi bence bize çok şey kattı. Dersimize iyi çalıştık. Hemen şuraya bir maç taktiği çalışayım. Güzel. Ali Uskol girdi hemen. Golünü attı. İyi. Onun da önü kesilmesin. iyice çalışmaya devam etsin. Oh be. Oh be. Gözümüz aydın. Beler Stopero şu çocuğu düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Zıplaması 15'ti. Boyu biraz kısa ya. 1.90 olsa çok güzel olacaktı. Ya 186'da fena değildir. Fena değildir. Yine de aceleci olmayacağım. Çünkü şu an bak oyuncu fiyatlarında bir coşmalar görüyorum. Bir coşmalar görüyorum. Ya Luinda ne kadar oldu ki? 11,5 olmuş. Daha da patlayabilir. Baksana 10.5 olmuş. Santiago 6, Pedrinho 14, Pellegrini 11 75. Pape'nin 7 olması çok güzel oldu var ya. Biraz daha yükselir mi bilmiyorum ama 4 2 3 1 oynayacağım yine. Baktım gol yiyorum 4 1 2 3'e dönerim. Pape'yi 7'ye ittirebilirsem var ya efsane olur efsane. 27 milyon euro yalnızca bir stoper harcayabilirim. Ya da Pape'den gelen parayı o şeydeki Başak City'deki çocuğa harcayabilirim. O Başak City'deki çocuk iyi ya. O çocuğu bir de acaba orta sahada oynamaya alıştırabilir miyiz? Ne diyor? Dengeli diyor. Bence de dengeli abi. 100. maçımıza ulaştık. Mutluyuz, gururluyuz. 100 maç dile kolay. Herkesin başarabileceği iş değil. Hele Galatasaray'da bunu yapmak daha da zor. Zaten Galatasaray'da bir 100 maça ulaşan yok yani Fatih Terim dışında. Ay, seni seviyorum. Şu an var ya Pedrinho'nun nereye gideceğini çok merak ediyorum. Pedrinho hala bir patlama bak. Pedrinho'nun olup olabileceği bu kadar beyler. İş yapıyor mu? Yapıyor. 15 15 olmuş şuralar. 3 gol, 6 asist. 2 gol, 2 asist. Ama yani bence oraya bir Pavon daha güzel olurdu sanki. Trabzon kazandı. Trabzon küme düşse güzel olurdu ya. Ben seviyorum böyle instantelen instant taneleri. Dalot haftanın golünü atmış. Bakmayacağım ya. Dalot'un attığı golden ne olacak? Düzgün bir vuruş diyor zaten. Şu an konsantrasyonumu tamamıyla PSG maçına vermek istiyorum. İlk maçın e, 2-0 olması bizi rahatlatmamalı. Güzel, Markaj'ın 15 yapmış. Böyle devam et aslanım. Dur bakayım biz ona özel bir antrenman vermişiz ona bir bakayım. Rikka'yı takip eden var. Oyunun yönünü diğer kanada değiştirmeyi sever. Valla çakabilirim ya alternatifini bulursam. Yalnız Şampiyonlar Ligi'nde 2 de asisti var. Ya beyler iyileşin artık. Kime diyorum? Adrian Civan ne? Bak lig maçında oynatmıyorum sizi. 2 günde dinlenme verdim. Daha ne vereyim yani? Bak Pape Lig'de oynadı 94'le. Hocam çıkartırsa başım üstüne diyor. Bak Cengiz. Bir sözüne bakarım diyor. Hoca diyor. Mehmet'i in alayım da şuraya. Dalot, Dalot boşta mı kalsın? Ya Ömer çık hayatımdan ya. Cık cık cık. Tamam. Şuna da biraz 2-3 gün dinlenme vereyim de. Evet beyler. Beyler. <laughs> evet beyler. Haydi bismillah. Niyet ettim Allah rızası için bu maçı kazanmaya. Bu iş bizde beyler. Kaldığınız yerden Ben biliyordum böyle olacağını da. Hadi dedim bir deneyeyim. Neyse iyi motive oldular yine. Güzel. İkinizi satacağım aslanım. Takımın sinerjisini bozuyorsunuz. Dengeli yapacağım. Ee, kanatlardan. Yine paslaşarak diyeceğim. Çünkü paslaşarak dediğim zaman... E, ...şeye başladım. Gol bulmaya başlamıştım. Buralar Allah'ın emri. Evet. Biraz daha geniş diyorum. Topa dal diyorum. Haydi bismillah. Ay yazık ya. PSG son çare sakat sakat Mbappe oynatıyor. Kıyamam. Her taraf sarı kırmızı. Ortalık bayram yeri. Şu çocuğu sakatlayın beyler. Sakatlayayım mı? Dur bakayım penaltı menaltı yaptırırsak. Şurada topa hamle sert dediğin zaman ki sert demişler. Aman diyeyim. Gerginlik yaratmayın. Güzel. Çok sakin bir ilk yeri oluyor. Böyle geçsin gitsin. Geçsin gitsin. Bırak. Sal gitsin ya. Vallahi rüya gibi bir 45 dakika geçirdim. Rüya gibi 45 geçirdim. Kendinizi kanıtlayın aslanlarım. Galatasaray'ın gücünü gösterin. Harika. İkinci araya başlayan taraf Galatasaray. Aa, bir şey demeyeceğim ya. Aha sarıyı gördü. Ruben. Ruben içeri girmeyi sever. Pedrinho. Aç ortanı vur Pelegri. Ah be. Üçü de atsaydık maç bitmişti ya. Santiago Sarı gördü. Evet. Adrien'de hafif bir sakatlık var. Şu çocuklara bir sakinleş diyeceğim. Buradan değiştirdim ama acaba iki yönlü orta sahaya döndü mü? Döndü iyi. Oğlum bak yarı finalde yoksanız sizi mahvederim ha. Takıma yön olarak bir sakinleş diyeceğim ya. Ya şu sarıları görmeyin işte Allah Allah. Şuna bu ne dedi lan? Manyak mısınız nesiniz ya? Tamam oğlum bitti artık maç bitti. Oh be. Dünyanın en rahat maçını oynadık. Bir tane atak yok. Ataksız oyuna sevineceğimi hiç düşünmemiştim. Ya bırak yesin ya nazar çıksın. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Onu da beceremediler zaten. Hadi Civanne son bir imzanızı atın aslanlarım. Bu işin parayla değil yürekle olduğunu gösterin. Hoppa. Yavrum benim be. Normalde biraz zor tutardı ama sakat olunca tabi. Çat diye aldı oradan orayı. Pedrinho döndü ilerledi. Verdi pasını Pellegrini'ye. Gol. <laughs> Yavrum benim be. Doğru yöne çeliyorsun koçum. Seni listeme aldım. Daha da transfer transfer etmem. Bir iki sene önce genç yeteneklerdendi. Şimdi tövbe bismillah dönmüş yani. Ya daha neyin mücadelesini veriyorsun? Allah aşkına sal gitsin ya. Sal gitsin ya. Yazık çocukların yalnız gururunu Bayağı iki senedir yani mahvettik. Adamların harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Bir geliyoruz tokat. Bir gidiyoruz tokat. Goy bile atamadılar bu sefer. Ben Siz bir de seneye görün. Ben şu Rodriguez'i bir alayım da. Rodriguez bu da mı gol değil ya? Fikrin değişti mi lan? Yine mi değişmedi? Nerede o? <laughs> Allah ya Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. PSG'yi tokatladığım an kulüplerin fikri değişiyor bak. Bak. Şu güzellikte bırakayım mı? Her zamanki gibi şu güzellikte bırakacağım. Ya var ya çünkü oyuncu satmam lazım. Başka türlü şeyleri nasıl halledeceğim? Kimi satacağım? Popeyi satabilirsem satacağım. Yoksa Lüğün'de mi gidecek? Buna karar vermem lazım. Bence Popeyi satarım ya. Ya var ya. İşte bu. Oyuncu almamızın tek bir yolu var. PSG. Gerçi Adrien'i PSG'yi tokatladığımda da ikna edemedim. Manchester'a yenildikten sonra geldi. Tam bunlar yarı finale kadar gidiyormuş. Ben bunlara bir geleyim dedi yani. Allah! şan var ya. Heyecandan patlıyorum, patlıyorum. Oha, Ömer Bayram 7 diyor lan. Veren çıkar mı acaba? Oğlum, Atalay babacan 5 diyor. Ben komple takımı satarım size söyleyeyim. Ahmet Çalık 7.25 diyor. <laughs> Gaza gelmeseydiniz lan. Acaba veren çıkar mı beyler? Ben bunların hepsini satarım lan. Hazır piyasa yükselmişken şunları bir satayım. Bak 7 12 Ondan sonra kaç? 19-250 26 milyon euro şurada var. 26 milyon yürü şurada Ben şu 26 milyona bunları satayım var ya. Size bir yedek Galatasaray kurarım. Aklınız hayaliniz durur. Vallahi burada bırakıyorum beyler. Vallahi burada bırakıyorum. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.